Olmaz değil mi patron burası? Karavan olduğu yer olmaz değil mi? Çekil piyade oradan. Burası tam içeriye doğru oluyor. Burası bak. Bak aynı yere denk geliyor abi yani. Şimdi burası Kemalpaşa'ya bağlı Çambel Köyü. Bu arazinin ismi hayvan yetiştirme bir çiftliği. Ne çiftliği daha ismi? Doğal tarım. Doğal tarım. Doğal tarım. Doğal tarım çiftliği. Bugün günlerden 28 2016 çarşamba. Bu çiftliğin suya ihtiyacı var. Erçetin sondaj personeli Ahmet Bey burada, Ahmet Gelgeç burada. Çiftlik personeli arkadaşlarımız sizler aramızdasınız. Bir de benim arkadaşım Necati Bey aramızda. Burada birkaç tane damar belirledik. Daha önce de şu ilerlerde sondaj çalışması yapılmış ama muvaffak olunamamış. Yetersiz bir su bulmuş. Benim kanaatimce burada yeterli derecede su bulunacağı konusunda bir kanaatim var. Yeterlidir. Fazla yeter. İsterseniz şöyle koordinat belirleyin. Karşıyı çekin. Şurayı çekin. Mevcut bulunduğumuz yeri çekin. Şu anda bulunduğumuz yer bir daha yani şurayı çekin. Bak şuraya sondaj yapacağız. Yani şu yan taraftaki duvarla... Balta boru var. Boru var aşağıda. Yan taraftaki duvarla takribi 10-15 metre arası bir son geçtiğimizde şu ara mesafeyi ölçerseniz şöyle. Orayı da çekersiniz. Şu arada bir sondaj çalışması yapacağız. Nasip olursa çalışma bittikten sonra da tekrar çekeriz. Onu da beraber diğer videoya ekleriz. Tamam. Çıkın çıkmadığınız için söyleriz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Evet, burası Çambel Köyü ve Doğa Tarım Çiftliği burası. Daha önce de gelip burada çekimini yapmıştık. Ve işte gördüğünüz gibi suyumuz çıktı. Müthiş güzel. Daha önce de burada çekim yapmıştık. Nokta olarak belirlemiştik. Yer sahibimiz Erol Bey şu anda aramızda. Erol Bey, daha önce de burada bir kazı çalışması yaptırmıştınız. Sondaj çalışması yaptırmıştınız. Bu gördüğüm kadarıyla olmamıştı. Size yeterli derecede su alamamıştınız. Ben geldim. Bir sondajcı arkadaşımın vasıtasıyla Ersin Bey'in. Bu noktayı belirledim. Sizin de bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. O zamanki tahminlerimiz de burayı fazla yetirebilecek kapasitede su olduğunu daha önceki videomda da söylemiştim. Sizin duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sağ olun. Şimdi öncelikle diğer tarafta 150 metre hayvancılık yaptığımız için
en büyük sıkıntımız su. Mesela geçen sene zeytin ağaçlarını koruyamadık bu ortamda. Bu sene inşallah suyumuz var. Burada çok daha güzel şeyler yapacağız. Sağ ol, eksik olmayın. Güle güle kullan. Sağ ol. Ataman abicim sen şeyi şöyle tut. Ben şu suyu elimi yüzünü yıkayayım. Şuradan. Kanal olduğu için de beraberinde çamur vesaire getiriyor. Bir dönem bu devam edecek. Bir dönem sonra da kesilecek. Ama tabii sürekli çalıştırmanız durumunda. Sürekli çalışılmasa birinde ilk çalıştırmalarda bir çamur gelebilecek. Korkunuz mu? Yok yok. Yok. Ama ihtiyaç olmasa da bunun bazen büyük zamanlarda çalışılması gerekiyor ki o çamuru atsın. Daha fazlaydı o çamur. Tabii.